Merhaba sevgili Pokemon severler. Yeni bir görevle yeniden birlikteyiz. Görevimiz yeni etkinlik bir pony macerası. Bu görevle birlikte raidlere yani akınlara, spor salonlarına Tapu Fini geldi. Bununla birlikte gelen bir görev. Çok böyle amşan bir ödülü yok ama kısa ve hızlıca yapabileceğimiz bir görev. Bir pony macerası. Birinci aşamada ilk görev muhtemelen Pokemon yakalama ile ilgili bir görevdi. Bunu tamamlamışım. Daha sonra 5 kez güçlendir Pokemon'ları. 2 tane roket takımı serserisi alt et. Hemen şurada yakında bir roket takımı serserisi var. Onunla maçımı yapayım. Bir tanesini halletmiş olalım. Pokemon güçlendirme işi kolay zaten. Birinci aşamayı halletmiş olacağız. PG Sharp'ın roket takımı maçlarını atlama özelliğiyle roket takımı üyelerini hızlıca alt ediyoruz. Biraz dinlenmem gerek diyor. Tabii çok fena yenildim. Hemen bir tane de balon da vardı. Onu da halledelim. Az daha şimdi geliyor gibi gördüm. Ekran böyle gelirse yeni bir hesap açtıysanız veya oturum kapatıp başka bir oturum açtıysanız böyle gelir beyaz ya da siyah ekran. Orta kısımda alt tarafa tıklayın. Bir ekran gelmiş olması lazım. AR moduyla alakalı bir uyarı mesajı. PG Sharp'ın güncellemesinden sonra bu ekran gelmiyor. Siyah ve beyaz olarak kalıyor. Siyah ya da beyaz. Orta kısmın alt tarafına tıkladığınızda yani o atlamaya denk geldiğinde o ekranı geçmiş oluyorsunuz. Bununla ilgili de birkaç kişi yorum yazmıştı. Herhangi bir hata vesaire yok. Yani ekrana gelmemesiyle alakalı o uyarının. Onu aşağıya daha sonra diye bir seçenek olması lazım. Ona tıklamaya çalışmanız gerekiyor. Yani bir yere tıklayın olmadıysa az üstüne, az sağına, az soluna, az altına tıklayarak o ekranı geçebilirsiniz. Kaçak alarmı, kılımı bile kıpırdatmadan senden kurtulacağım diyor. Bakalım nasıl olacak. Bu sulara güvenilmez. Su Pokemon'u etkinliği var. Ya doğada her yerde su Pokemon'u göreceksiniz. Etkinlik süresince su Pokemon'ları olacak etrafta. Ayrıca bir etkinlik daha var. Şunu halledelim. Onu da göstereyim. Güçlüymüşsün diyor. Ne sandın? Gizemli bileşen veriyor her roket üyesini yendiğinizde. Ama çantanızın boş olması gerekiyor. Çantanız doluysa alamazsınız. Ona dikkat edin. Görevi tamamladık. Şurada bugünün altında 600 milyon su türü Pokemon yakalayın diyor. Böyle bir küresel görev var. 600 milyon su türü Pokemon yakalanırsa eğer tüm Pokemon Go oyuncuları dahil herkesin topladığı bu havuzda toplanıyor sayı. Bu tamamlandığında 600 milyona ulaşıldığında etkinlik başlayacak. Bu etkinlikte neymiş? Her yakaladığın Pokemon'dan 2 kat şeker kazanma etkinliği başlayacak, aktif olacak. Bunu ben hiç Pokemon yakalamadım. Ben yaralanabiliyor muyum? Evet, yaralanıyorsun. Önemli olan 600 milyonu tüm oyuncuların dahil olduğu bu etkinlikte 600 milyon toplanması. Şu ana kadar 2 milyon 386 bin 861 tane yakalanmış. Benim katkımda 1 olmuş. Bir su cinsi. Aşağıda da arkadaşlarımın skorları görünüyor. Şu an ben de en çok Virgo Manx yakalamış 41 tane. 600 milyona ulaşıldığında bu 2 kat yakalama şekeri aktif olacak bu etkinlik. Bu da bu. Yani ben hiç su türü Pokemon yakalamazsam senin katkın olmamış olur. Ama etkinliğe sen de katılıyorsun tabii. 2 kat yakalama şekeri. Önemli olan katkı yaparsanız iyi olur. Gelelim 5 kez güçlendirme. Bir kez yapmışız. 4 kez daha yapacağız. Sonra birinci aşamayı tamamlayacağız. Ben tabii 100 IV'lere yaptığım için bakalım 100 IV gelişmeye, güçlendirmeye kim var müsait?
Hitmonchan iki tanesini bununla yapayım. İki tane kaldı. Moltres sırayla bakalım bakalım. Moltres yok. Rayquaza yok. Şekerimiz yok bunlarda. Venusaur'da yok. Venusaur'da da şeker kalmamış. Hitmonlee. Bunda yeni transferde Yüzayvi olmuştu. O yüzden silmedim. İki tane de bunu da yapalım. Ve birinci aşamayı tamamlamış olalım. Ödüllerimizi toplayıp genel ödülde bir Pokemon var. Bakalım o neymiş. Raticate. İkinci aşama geldi. Bakalım ikinci aşama neymiş. Tekrar hoş geldin. Tapu Fini'yi araştırmakla meşguldüm. Kaynaklarıma göre Tapu Fini suyu kontrol edebilir ve kalın bir sis tabakası içinde yaşar. Bunu göz önüne alarak diğer su türü Pokemon'ların ortaya çıktığı yerlere bakarsak Tapu Fini'yi bulma şansımızın artacağını tahmin ediyorum. İşe bulabileceğim bütün sisli bölgeleri teftiş etmekten başlayacağım. Blanke'nin yine su güvenliği hakkında nutuk attığını duyar gibiyim. Ama bana kalırsa bir ada koruyucusunu sonunda kendi gözlerimle göreceksem bu riske değer. Sana dikkatli ol, tamam mı? Hadi şimdi araştırmamıza dönelim. Tapu Fini'yi arıyor. Tabii şu an karşımda duruyor ama böyle bir görev aşaması, görev hikayesi var. 3 su türü Pokemon yakala. Su türü Pokemon'un bir fotoğrafını çek. Yakalarken de meyve kullan diyor. 5 tane kolay araştırma. Su türü yakala, hemen etrafımda olacaktır. Hiç yerimden hareket etmedim. Şu da Wingull'da su türü. Yakaladığımda zaten şey oluyor. Ayarlardan, PG şarpın ayarlarından. Yakalama ayarlarından otomatik feed pin-up. Otomatik pin-up veriyor. O yüzden meyve de vermiş oluyor. Bakalım 3 tane yakaladık sanırım. Evet, su türü Pokemon'un fotoğrafını çek diyor. Bu doğadaki bir su türü değil. Kendime ait. Yakalamış olduğum, hani vahşi demediği için kendimdeki bir Pokemon'un resmini çekmem gerekiyor. Bunun için giriyorum. Herhangi bir su türü Pokemon seçip fotoğrafını çekiyorum. Çıkıyorum. Bu kadar. Görev tamamlandı. Smurgle da geldi. Onu da yakalayalım. Evet, bu arada bir görev daha tamamlanıyor. Onu da birazdan anlatacağım. İkinci aşamanın hemen ödüllerini yakalayalım. İkinci aşama gördüğünüz gibi çok hızlıca hallettik. Tentacruel geldi. İkinci Pokemon. Vailmer. Neyse, balina. O da geliştirmek için 400 şeker istiyor. Wingull. İkinci aşamanın Pokemon'larını yakaladık. Genel ödülümüzü de aldık ve üçüncü aşamaya geçeceğiz. Hızlı TM, yıldız tozu ve XP. Evet. İnanabiliyor musun? Uğramayı akıl ettiğim son gölge, sırılsıklama ayakkabılarım ve dört bir yanımda, bu ne ya, dev piderlerle suya belime kadar batmışken bir de ne göreyim, Tapu Fini. Sana olan biteni anlatmak isterdim ama ayrıntılar hafızamda daha tazeyken not almam gerek. Bu arada sen de dışarı çıkıp Tapu Fini'yi kendi göz önünde görebilecek misin? Bir bak. 2 kilometre yürü, 15 Pokemon yakala, 5 Pokestop çevir. Görevi geldi. Mecbur yürüyeceğiz. Ve Pokestop çevireceğiz. 5 tane hemen Pokestop çevirelim. Daha sonra Pokemon yakalayalım. Bu arada da yürüyeceğiz. 2 kilometre yürümemizi istiyor. Saatte 9 kilometre hızla yürüyoruz şu an. 2 yarım saatte 4,5 olur. 15 dakika. Yaklaşık 12-13 dakikada bu görev tamamlanmış olacak, yürüme görevi. Bu arada Pokemon da yakalayalım. Pokestop çevirme işi bitti.
Bundan 15 taneydi galiba. 15 Pokemon yakalayalım ve yürüyelim. 15 kilometrenin sonunda ödüllerimizi alacağız. İki kilometre yürüme görevini de tamamladık. Bakalım Pokemon neymiş? Miltank. Üçüncü aşamanın genel özünde de bir akın bileti var. Onu da aldık. Premium maç bileti, yıldız tozumuz ve XP'miz. Evet, son aşama. Uf, tekrar hoş geldin. Araştırman nasıl gitti? Tapu Fini'yi sen de mi gördün? Harika. Böylece Alola'nın koruyucu tanrılarının dördünü birden görmüş oldun. Bense sadece birini. Eh, yine de hiç görememekten iyidir değil mi? Olaylara olumlu bakmak lazım. Başkalarının talihini çekememezlik etmeye lüzum yok. Artık bütün ada koruyucularının bu yakınlarda olduğunu öğrendiğimize göre neden buralarda ortaya çıktıklarını araştıralım. Ters bir hareketimizden kaynaklanıyor olsaydı şimdiye kadar çoktan bizimle yüzleşmeye gelirlerdi. Tam tersine biz onları kovalıyoruz. Burada olma amaçlarının bizimle hiçbir alakasının olmaması da çok muhtemel ama bu bölgeyi incelemelerinin bir sebebi olmalı. Peki bu sebep ne olabilir? Şimdilik tek yapabileceğimiz bekleyip neler olacağını görmek. Yani bu profesörün konuşmaları da ileride sürpriz bir şeyin gelebileceği anlamına geliyor bence. Sürpriz bir şey çıkabilir. Evet, son aşamamız. Arkadaşlarınıza 5 hediye gönderin, 15 Pokemon yakalayın, bir akın kazanın diyor. Hemen yakında bir akına gidelim. Şöyle Feeds'e eklediğim raid, T5 raid arayalım. Yakında hemen biraz da kalabalık görünen bir akın var, raid. Buraya girelim. Normal günlük pasımızla giriyoruz. Sydney'deyim tabii. Şu an Sydney'de gündüz öğlen vakti. O yüzden günlük iki tane bedava biletiminden birini kullanıyorum. Çevrim içi arkadaşlarıma da davet atayım. Müsait olan gelsin. Son bir tane daha vardı. Lobi dolmuş. Evet, akınımızı kazanalım. Daha sonra Pokemon yakalayıp hediye göndereceğiz. Evet, akın kazandık raid'i. Tapu Fini'miz ilk değil tabii. Ben geldiğinden beri yakalamıştım. Tapu Fini'nin geldiğinin 3. günü olsa gerek bu. Evet, 91 IV tek atışta da yakaladım. Bu görev tamamlandı. Şimdi 5 arkadaşa hediye gönder, 15 Pokemon yakala. Hemen arkadaşlarımıza hediyemizi gönderelim. Arkadaş listesine geldiğimizde bir istek gelmiş, onu da kabul edelim. Arkadaş listemize geldiğimizde sağ altta bulunan butona bastığımızda sıralama şeklini görüyoruz. Hediye alabilir seçtiğimizde hediye göndermeye müsait olan arkadaşlar üstte geliyor. Tabi bir saat sıkıntısı olduğu için saat 12'den önce de Türkiye'de geziyordum. İşlem yapmadım. Pokemon yakalamadım. Pokestop çevirmedim ama orada bulunduğum için orayı algıladı. Çok fazla bir zaman geçmeden de Sydney'e gittiğim için öyle saatte bir sıkıntı var. Alabilir olarak görünüp hediye gönderemediğim arkadaşlarım da olabilir. Bu sıkıntı değil, sadece zamanla ilgili bir problem. Diğer müsait olan arkadaşlarıma gönderiyorum. 5 tane tamamlandı. 15 tane de Pokemon yakalayarak bu görevi tamamlayacağız. 15'ten fazla var etrafımda. Hızlıca yakalayayım hemen. Kangaskhan Sidney'e, Avustralya'ya özel bir Pokemon. Başka yerde bulamayacağınız bir Pokemon.
Evet, 15 tane. Şu aşağıda yabancı geliyor. 2 research update. Yani 2 Pokemon yakaladığımda 2 ayrı görevde ilerleme olduğunu söylüyor bana. Bir pony macerasında, bir de 43. seviye. 43 level oldum. Bununla ilgili 43. seviye görevi var. Bunu da bir sonraki videomda beraber işleyeceğiz. Şimdi 10 tane kaldı Pokemon. Onu yakalayayım. Evet, fazla da yakaladım galiba. Dördüncü aşama da bitti. Sadece ödül toplamak kaldı bize. Bir de Pokemon var. Bakalım bu neymiş? ...77 IV bir egzekütör. Alolan formunda. Boyu uzun bir egzekütör. Bunun boyunun uzun olmasının sebebi de güneş ışığından daha fazla yararlanmak içinmiş. Çizgi filminde öyle diyordu. Evet, dördüncü aşamada genel ödülünü aldım ve görev bitti. 43. seviye görevi var şu an sadece. Devam ettiğimiz bir de bol bol 600 milyon tane su türü Pokemon yakalamak için bol bol su türü Pokemon yakalayın. Ben şu an 12 tane yakalamışım. En fazla yakalayan da 41 vardı bir arkadaşım. O nereye kayboldu acaba? Yapmanız gereken su türü Pokemon yakalamak. Şunu tamamlayana kadar. Şu an 4 milyon olmuş. Hızlı ilerliyor. Kısa sürede hallolur. Bu videomuzun sonuna geldik. Teşekkür ediyorum. Görevle ilgili sorunuz olursa yorum yazmaktan çekinmeyin. Kanalıma abone değilseniz hala lütfen abone olun. Herkese iyi oyunlar diliyorum. Hoşça kalın.